18 İşçi Yapı Kooperatifi. İşçi Yapı Kooperatifi. Evet. Peki nereden, kim kurdu bunları? Siz mi kurdunuz? İşçiler mi kurdu? Burasını tabii ki işçiler kurdu. Bunun ilk kurucu başkanı benim mesai arkadaşım rahmetli Hüseyin Albay. Hı hı. 1979 yılında kurdu. 80 yılında belediyeden bu arsa satılan tapusu alındı. Hı hı. Daha sonra arkadaşımız vefat etti. Trafik kazasında vefat etti. Bir süre temelleri atılmıştı. Temelleri 109 metre atılmış. Ya o dönem yalnız SSK kredi veriyordu. O dönem ben de yönetime geldim. Ben yönetime geldiğim zaman baktık buranın belediyede birinci derece bir ipotekli. Biz parası toplayıp bunun ipoteğini kaldırdık. Ondan sonra İzmir'e gittim. Oradaki buradaki özür dilerim. İşçi kooperatifin yani işçi örgütlenmesinin şeyi evet, kooperatifi şey, bu işçi örgütlenmesinin. Evet. Peki bu sosyal konutlar adı nereden geldi? Sosyal konutlar daha önce. Daha önce yok ki bir yer var mıydı orada? Var tabii. Belediyenin yerleri diyor. Belediyenin yerleri vardı. Bayındırlığın yaptığı yerler var. Bayındırlık bütün bu 54 evler var ya şeyde. Hı. 54 evlerle beraber burada sosyal konutlar mevkinde de yapılan daireler var. Hı hı. Onlar bu alana sosyal konutlar alanı adını veriyor. Aslında buranın esas şeyi gecekondu önleme bölgesi. Öyle mi? Neyse. İzmir'e gittik. Kredi için dedik. İzmir'e gittim. İşte orada arkadaşlarla görüştüm. Hı-hı. Ondan sonra SSK Genel Müdürlüğü'nden irtibat kurduk. Hı-hı. Daha sonra SSK kısadan anlatayım. Çok kısa. Evet. SSK Genel Müdürlüğü'ne gittim. Hı. Bizim proje 109 metre olan projemizi yüzün altına düşürdüler. Çünkü yüzün üzerinde kredi vermiyorlardı. Aynı gün bize 54 milyon kredi açtılar. O şekilde biz müteahhitlerle anlaştık. Temel üstü 4 milyon 100 bin liraya müteahhitim Ziya. Ziya Bey'le anlaştık. Hı hı hı. Ona verdik. Daha sonra şeye gittim, bürosuna gittim müteahhitim. Orada genç bir arkadaş oturuyordu. Ben dedim Ziya Bey'le görüşeceğim. Hı hı. Gelecek abi dedi. Ben de oturdum. Aynen dedi, Ziya Bey'le ne işin var? Hı hı. Dedim Ziya Bey bizim müteahhitimiz diyor. Kredi aldınız mı diyor. Aldık dedim, yeterli mi değil diyor. Ben de diğer hankaya gideceğim. Hı. Ya dedi topuk kanattan kredi çıkardı. Topuk kanattan kurulmuştu. Kurulmuştu. Yıl kaç abi? 95. 95. Ya 94. 94. Tamam 94. Hı. Ya 94 değil mi? 84. 84. 84. Ha. 84'ün sonları. 84'ün sonları. Hı. Sonra dedim ben arkadaş sen bizi kredi nasıl çıkartacaksın ya? Sen kimsin önce? Hı hı. Çok genç bir çocuk. Benim dedi ismim Mahmut. Ben dedim bir taytım. Milli savunmasının yerleşine gireceğim. Hı hı. Karnem yetmiyor. Ziya abinin karnesini almaya geldi. Bize nasıl kredi çıkartacaksın dedi. Toplu konut başkanı Vahit Erdem dayım dedi. Hı. Özel kalem dedi falan Şahin eniştem dedi. Ben de takıldım aile şirketi dedi. Güldü aile şirketi dedi. Tamam geliyorum dedim. Nerede buluşacağız? Bulvar Palas Oteli'nin bahçesinde. Ben geldim dosyaları hazırladım. İndim arabaya tek başıma gittim Ankara'ya. Hı hı. Gittim Duvar Palace Oteli'ne oturdum bekledim arkadaş geldi. Abi geldim ama dedi top konuta gelemeyeceğim seninle yarım var. Hı hı. Ne yapma getirdin dedim sen bir telaş etmedin. Telefon açtı. O İrfan Şahin Özak Karabey'de. Beni söyledi. Gönderiyorum diye hemen kredisini çıkart. Gittim öğlene kadar giremedim. Öğleden sonra girdim. Ufak Şahin'le tanıştık. Gel abi dedi gittik. Başkan yardımcısına. Bunun kredisini hemen çıkarttım dedi. Aldı oradan ikinci başkan yardımcısına gitti. Ona da temin ettik. Kredisini çıkarttım dedi. Hı hı. Ondan sonra gitti. 10 dakika sonra ben yani imza aldılar falan verdim evrakları. Dosyaları verdim. Tamam dedi gittik. 20 gün sonra kredim gelmişti.
64 bin yanında kredi öyle geldi bize. İkinci krediyi oradan aldık. Yani. Tamam. Yıl 84'ün sonu. Evet, krediler geldi. Tamam. Krediler geldi. Farkında biz bütün herkesten kaça çıkacağı belli. İhale yaptık. 400 bin farkını herkesten senet alıp. Kaç üye var abi o zaman? Hatırlıyor, yaklaşık 60 üye var. 60 üye var. Tamam. Biz böyle 2 yılda bitirdik burası. 2 yılda bu şu nokta, şu anki evler çıktı karşımıza. Doğru mu? Doğrudur. Tabii. 84, 86. 86'nın Kasım'ında herkes evlerine gelmiş oldu. Değil mi? 86'nın 10. ayında herkes evine girdi. Tamam. 2 yılda biz bu kooperatifi bitirdik. Sonra işte bu söylediğim olaylar çıktı. İşte zemin hükümlerinden sonra bizim buranın çürük oldu. 86'dan sonra bu süreç geldi. Birdenbire geçen 2009 yılında, birdenbire 2000 ya da 2009 yılında birdenbire bir şey çıktı ortaya. Burası çürük. Şanakkale, Belediye, Üniversite, teknik elemanları çıkardı. Şanakkale'nin zemin hükümlerinden bizim buranın zemininin çürük oldu sonra. Biz böyle başladık. Daha sonra işte bir sürü girişimler oldu, bir sürü projeler çizildi. Ulu Gökhan bir sürü toplantı yaptı. Hiç kimseden para almayacağım, sizin altınız dükkan olacak. Hiç para vermeyeceksiniz. Ülgür abi, Ülgür Gökhan söylüyor bunları. Belediye başkanı. Gökhan söylüyor tabii. Bunları Ülgür Gökhan insanı bu vaatlerle oyaladı. Şimdi gelmişler. Bunlar bizim işimiz bir oldu. Daha en sonunda burası bir risk alanı olmadığını riskli alan. Bunlar ikisi farklı. Risk alanından riskli alan farklı. Tamam. Şimdi biz kendimiz yıkıp yapamıyoruz. Dört kooperatif birleşmemiz lazım. Bu da var. Toplantıya geldi. İmar Müdürü'ne yaptığımız toplantıya geldi. Şimdi nerede çıktıysa tekrardan gündeme getirir. Çünkü seçim var. AKP'nin yöneticilerine bizim Sayın Ülgür Gökhan pimpon topu oynuyorlar. Bizim arazimizi çürüye çıkardılar. Adını çürüye çıkardılar. Emlak değerlerini düşürdüler. Aslında onlar öyle yapacaklar. İstanbul'un yaptığı gibi. Çanakkale'nin bütün çürük binalarını tek tek tespit etmeler lazım. Bizim arazimizi niye seçtiler? Çünkü arazide gözleri var. Bu toplu kontrol bu arazide gözü olduğunu bizzat Ülgür Gökhan kendisi söyledi. Burasını alalım, başka yerden bir görev yapalım. Arazi istiyorlar. Mağdur olan biziz. Şu an sosyal konutlarda kaç kişi oturuyor? 860 daire var sosyal konutlarda. Yani. 860 daire var, yaklaşık 2500 kişi şu anda mağdur oldu Emin abi. Yani. Bu polemiklerle. Tabii. Evet. 2500. 860 konumuz sahibi hepsi oturan hepsi ne olur? Ha, sahipleri oturuyor bir de burada. Birçoğunun kiracı da var da sahipleri oturuyor. Birçoğunun sahipleri. %80 sahibi oturuyor. Ya satmaya kalsan değeri düştü. Yapımına doğru düzgün izin vermiyorlar. İnsanları bilgilendirmiyorlar. Binalara bakılmıyor binalara. Bizim oturduğumuz bina bizden 5 yaş geçti. Bu sağlam bizim geçiyor. Niye bizim geçiyor? Bu oturduğumuz cana bizden öyle beş, mi? Tabii 5 yaş yaşlı. Ya. Evet. Yaşlı mı diyor bir daha? Bir bina yaşlı mı genç mi? Yaşlı, yaşlı tabii. Bu bizim şeyler kooperatif binaları yapılırken biz burada gelip buralarda takılıyorduk. Burada zaman geçirip yapılan işleri takip ediyoruz. Bakkal vardı burada bizim burasını yaparken. Köşedeki bakkal gene bakkal vardı orada. Burada gene bir önce bir kahveci sonra lokanta oldu sonra tekrar kahve oldu. Yani burası. Yani bizim inşaatlar yapılırken burası vardı. Bizim yerimize talipler. Bizimle pimpon topu oynar gibi bizim üzerimizden maç yapmasın. Çanakkale'nin bütün zeminlerini bildiklerine göre Türk binaları arasınlar. Ondan sonra bize sıra gelsin. Bizim binalarımız ondan zannettiği kadar çürük değil. Ama tabii ben kendi 60 dairemizi söylüyorum. Daha önce yapılan şeyler var. Onlar çürük olabilir. Neşet Tavuk döneminde yapılanlar var. Onları bilmiyorum. Tamam abi. Şimdi siz söyleyecek misiniz son bir şey olarak sosyal konut? Şimdi yani, şöyle biz şu son 10 senedir insanlar bu belediyenin bu tür söylentilerinden tedirgin oluyor insanlar. İnsanları rahatsız ediyorlar.
İnsanlar kendi mülkünde 10 yıldır rahatsız. Ayıkıldı, ayıkılacak. Ayıkıldı. Ne yıkılması be kardeşim? Sen bunu daha 24 yaşındayken yıkma kalktın ya. Önce kendi oturdukları evlere baksan, bunlar bizden daha eski. Bu bizi yönetenlerin evleri daha eski bizden. Binalar da değersizleşiyor. Şimdi şu son 10 yıldır binalara, ki ben söyledim, bu 60 daireli işletmenin yöneticisiyim. Şu anda hala yönetici misiniz? Hala, şu anda evet. Şu anda hala yöneticiyim. Biz onarım yapamıyoruz. Neden? Yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Hı hı. Kentsel dönüşüm veya kentsel yenilemeye girecek mi, girmeyecek mi? Çünkü rakamlar çok büyük. Hı hı. Bu konu gündeme gelmeden önce şirketler mantolama için bize teklif getiriyorlardı. Ben de onların tekliflerini alıp kendilerine diyordum ki biz şartname hazırlayacağız. Şartnameye göre sizden tekrar teklif isteyeceğiz. Ama genelde ortalama baktığım zaman yaklaşık 2500 lira ile 6000 lira arası değişen rakamlarda teklifler geliyor. Şu anda kabataslak gene soruyoruz mantolama yapan şirketlere kaça çıkar? Daire başı 40.000 liraları, 45.000 liraları buluyor. Allah Allah. Şimdi bizim aradaki bu zaman içerisinde bu paranın değer kaybetmesinden dolayı sadece mantolama adına yapacağımız onarımda bizim 40.000 lira, 35-40.000 lira bir zararımız var daire başı. Bunu 60'la çarptığımız zaman çıkan rakamı düşünün işte. Sizin oturduğunuz konutlar Emin abi sağlam mı? Sağlam mı? Konutlar sağlam. O 2014'te miydi bir 6 şiddetinde, 6 küsur şiddetinde bir deprem oldu. Gökçeada'da merkezde. Gökçeada'da merkezde, evet. Ben gene sitenin yöneticisiydim. Ben bütün sitenin tamamını dolaştım. Çatılara çıktım. Merdiven, özellikle merdivenlere baktım. Merdiven boşluklarına. Ve tek tek bütün komşulara da sordum. Evinizde çatlak, patlak, hani bir arıza, bir hasar var mı? Hiç kimseden öyle çatlak falan şeyi, sıva çatlağı bile şikayeti gelmedi. Yani o depremde bizim sitemizde sıva çatlağı bile yoktu. Ondan sonra yapılan karot şeyinde gördük, kendimiz gördük. Yani karot testi yaptılar. Çıkan malzemeyi gördük. İyi kötü yani şurada işçi kökenli insanlarız. Çalışma hayatından geliyoruz. Karottan çıkan betonun ne kadar sağlam, ne kadar çürük olduğunu görebilecek birikime, bilgiye sahibiz. O bakımdan baktık, bizim karot testinde bir sıkıntı yok. Binanın karot testini ama yaparlarken bizim gözle baktık, bir sıkıntı yok. Koysunlar şeye, gerçek rakamı yazsınlar. Yani koysunlar, test neticelerini versinler, görelim. Yani biz yanıldığımızı zannetmiyoruz. Bizim evlerimiz sağlam. Ama madem yenilenecek, yenilensin. Madem yenilenmeyecek, biz onarımlarımızı yapalım. Anladım. Bizimle oynamasın diyorsunuz. Yani biz yani, pimpon topu, Emin abi de pimpon topu yaptı. Sadece, sadece bu mantolamadan dolayı bizim şu aylarda yaklaşık şu en son rakamlarla 30-35 bin lira fazladan bir doğalgaz parası ödüyoruz. Öyle mi? Tabii. Yani ya bu aylık 30-35 bin lira. Yıllığa vurduğunuz zaman çok büyük rakam çıkıyor tabii. Çok büyük rakam çıkıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sosyal konutlar sakinliğiyle konuştuk. Yani hatta yönetici de buradaydı. Çanakkale gündeminde önemli bir konuydu. Teşekkür ediyorum.